Bir taşıma sistemimiz var. Bu taşıma sistemimiz 3 duraklı. Başlangıçta taşıyacağımız kutunun ya da sandığın LS1'de olduğunu düşünelim. LS1'e basıyor olduğunu düşünelim. Bu durumda ben eğer ileri butonuna basacak olursam, ileri butonuyla birlikte bantı ileri yönde hareket edecek ve bu sandık, bu kutu LS2'ye çarpacak. LS2'ye çarptığında duracak. Herhangi bir zamanlamamız yok, başka bir koşulumuz yok. Sadece LS2'ye çarptığında duracak. Ben tekrar ileri butonuna bastığımda bu sefer LS2'nin altından devam edecek. Nereye kadar gidecek? LS3'e kadar gidecek. LS3'e çarptığı zaman tekrar duracak. Aynı çalışma şartını ben geri için yaptığımda, yani input 0-2'ye bastığımda bu sefer LS3'ün altında olan sandık LS2'ye kadar geri yönde hareket edecek. Geri çıkışım çalışacak. Geri yönde hareket edip LS2'ye çarptığında duracak ve tekrar ben geri butonuna bastığımda LS2'nin altından hareketini geri yönde devam ederek LS1'e çarpacak ve duracak. 3 istasyonda, yani LS1'de ileri dediğimizde LS2'ye çarpacak. Yine tekrar ileri butonuna bastığımızda LS3'e kadar hareketini sürdürecek ileri yönde. Aynı şekilde de yine geri yönde dönerken LS2'ye çarptığında da tekrar duracak. Girişlerimiz input 0-0, acil stop butonumuz. Herhangi bir gerekli anda acil stop butonuna bastığımızda sistem duracak. Çocuklar, tüm sistemlere acil stop butonlarını koyacaksınız. Tamam mı? Ben aksini belirtmediğim sürece acil stop butonlarını artık makine risk analizi, makine güvenliği için acil stop butonları hepsinde olacak. Acil stop butonlarının özel işlevleri olanları var, özel bölgeleri var, onları karıştırmayacağım. Özel işlevi yok, sadece normal durdurma işlemi yapacak sistem hangi anda olursa olsun. Input 0-1 ileri, input 0-2 geri, input 0-3 LS1, input 0-4 LS2, LS1, input 0-4 LS2, input 0-5 LS3. Bunlar benim girişlerim. İki adet de çıkışım var. Çıkışlarım hangileri? Q0-0 ileri, Q0-1 geri. Ben Nazlı, elektrik ve otomasyonla ilgili ders notlarına ve videolarımıza atölyemize ait kumanda.org sitesinden ulaşabilir. Bundan sonra yayınlayacağımız videolar için kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. İyi günler. Bu soruyu size sorduğumda benim de ilk direkt bodoslama yaptığım çözümü yapacağım. Bu çözüm doğru değil. Yanlış bir çözüm ama aklımıza gelen ilk çözüm olduğu için hatayı nerede yaptığımızı görmek de önemli. Yani bu böyle çalışıyor, bu devre böyle çalışıyor. Kontakları koydum, koydum, koydum. Kontakları koyduktan sonra devrenin bu şekilde çalışmasını bekliyoruz. Biz öyle yapmıyoruz burada. Bizim dikkat edecek olursanız derslerimizde bir mantık sinsilesi koyuyoruz. İşte açık kontağı şu durumda kullanırız, kapalı kontağı şu durumda kullanırız. İşte buradan başlıyoruz çalıştırmaya gibi bizim videoların içerisinde seyredenler de görüyor. Size de dönem başından beri anlattığım bazı noktalar vardı. Mesela devreye sokmalar, devreye çıkartmalar. Anlatabiliyor muyum? Buna benzer mantıklarıyla birlikte deneme gerekiyorsa deneme yanılmaları yaparak da burada bunu çözeceğiz. O nedenle hata yapmak da önemli. En azından hatanın neresinde bu hatayı yaptığımızı görmek açısından hata yapmak da önemli. Şimdi aslında çalışan sistem simetri bir sistem. İleri ve geri birbirinin simetrisi. Önce kafamızı karıştırmayalım. İleri üzerinden devam edelim. İleride kim çalışacak? Q0.0. Q0.0'ı çalıştırıyoruz. Tamam mı? Q0.0 kim çalıştıracak? İleri butonu, doğru mudur? İleri butonunun adı ne? Input 0.1 midir? 1. Bastığında input 0.1'e Q0.0 çalışıyor mu? Bismillah, çalıştırmaya başladık. Ama bir şart aramam lazım. Arayacağım şart ne? Arayacağım şart şu anda sandık nerede? LS1'in İlk başlangıçta evet, sandık LS1'in altında. O nedenle hani pneumatik devre çözerken de arıyordunuz ya, piston gerideyse, start almışsa çalışsın diye, hatırladınız mı? Öyle bir şey vardı. O zaman aynı şartı buraya koyacağım. LS1'e, yani input 0.3'e çarptıysa burada tahta çıkacak ama input 0.1, input 0.3. Bu ne? İleri. Bu ne? LS1. Input 0.3, LS1. Normalde bunun açığını mı kullanacağım, normalde kapalısını mı kullanacağım? He? Kapalı. Normalde kapalısını kullandığında, bakın.
Renkli kalemlerim nerede benim? Oradan gittim, ilerce kesilir. Heh, şimdi normalde ben bunu... Buraya alacak mı kamera? Normalde kapalısını kullandığımda uyarı varsa... Normalde kapalısını kullandığımda uyarı varsa bu açık mıdır? Uyarıdan kastım ne? Sandık çarpıyorsa. Şimdi ben burada eğer LS1'i normalde kapalısını kullanacak olursam, LS1'i sandık çarptığında LS1 o an açık olacak. Peki LS1 açık olursa ileriye bastığınızda açık bir sınır anahtarı kontağı üzerinden sistem çalışmayacak. Eğer ben bunu normalde açığını kullanacak olursam, doğru mu? Normalde açığını kullandığımda uyarıyı yediğinde, yani sandık üzerine geldiğinde bu sınır anahtarını uyarılacak ve kendisini kapatacak. Anlaşıldı mı? Ve başlangıç koşulunda bu kontağım benim kapalı olacak. Tamam mı? O nedenle ben buraya normalde açığını koyuyorum. Normalde açığını koyuyorum ama uyarıldığı için bu ne? Uyarıldığı için aslında bu kapalı. Doğru mu? Uyarıldığı için bu başlangıç şartında geçerli olarak kapalı. Start'ı bastık, verdik. Start'ımı verdim. Kapalı. Uyarı olduğu için kapalı. Q0.0 ileri yönde harekete başladı. Peki Q0.0 ileri yönde harekete başladığında bu sefer sandık kimden kurtulacak? LS1'den kurtulacak. LS1 burayı tekrar geri açacak mı? Açacak. Sınır anahtarından sandık kurtulduğu anda durur. Tamam mı? Durmaması için benim burayı mühürlemem lazım. Ama başka bir şey daha var. Şu, start butonun kalıcı mı? Değil. O zaman sınır anahtarından kurtardığında, sandık kendini sınır anahtarından kurtardığında sınır anahtarını mühürlemem gerekiyor. Ama aynı zamanda starttan elimi çektiğim zaman da duruyor. O zaman benim mühürlemeyi orada uzatmam lazım. Uzatmaktan kastım ne? Tabii iki kontağı birden ne yapmamız lazım? Mühürlememiz lazım. İki kontağı birden mühürlediğimizde start'a bastık. LS1 uyarılı olduğu için kapalı. Start'a bastık, kapalı. Q0.0 çalıştı. Q0.0 aşağıdaki kontağını kapatarak mühürledi. Start'tan elimi çeksem de ya da parça, sandık LS1'den kurtulup oraya açılsa da artık çalışmasını devam edecek. Niye? Çünkü aşağıda mühürleme kontağım var. Ama zorunlu olarak durması gereken bir yer var. Orada ne? Orta konum. Orta konumdaki sınır anahtarı ne? Input 04, LS2. Peki bunun açığını mı kullanacağım, kapalısını mı kullanacağım? Kapalısı. Bunun normalde kapalısını kullanacağım. Şu anda input 04'te bir uyarı var mı? Yok. Yok. Uyarı olmadığı için input 04 kendi üzerinden artık nereye geldi? Mühürlemeye. Input 04 kendi üzerinden enerji geçişini sağladı. Peki parça input 04'e geldi mi? Parça input 04'e geldi. Input 04'e çarpınca bu kontak açıldı mı? Evet. Normalde kapalı olan bu kontak parça gelip çarptığında uyarıldı ve açıldı. Tüm enerji geçişini kesti mi? Kesti. Enerji geçişi kesildiği için artık mühürlememin de bir anlamı kaldı mı? Hayır. Mühürlememin de bir anlamı kalmadı. Şimdi benim tekrar burada bir hareket yapmam lazım. Orta konuma geldi. Orta konumda şimdi kime basıyor? LS2'nin üstüne basıyor. O zaman diyeceğim ki orta konumda başka bir renk çizelim. O zaman diyeceğim ki hatta şöyle bir şey yapalım. Normalde PLC'de bunu yapamayız ama yani başlayalım. Şuradan alır ama. Ben input 0.1'e tekrar bastığımda parça nereye çarpıyorsa LS2. LS2 ne? Input 0.4. Düzgün çizeyim bunu.
Bunun normalde neyi kullanacağım? Tekrar açığını kullanacağım. Açığını kullandım çünkü orta LS2 isimlerini yazalım. İleri LS2. İleri butonuna bastığımda LS2'ye parça çarpıp uyarıldığı için bunu kapadı görüyorsa tekrar çalışmasını sürdürsün. Tamam mı? Sonra yine LS3'ün burada bu sınavları geçtik. Tamam mı? Şimdi ne oldu? İleri butonuna tekrar bastım. İleri butonuna tekrar bastım. İleri butonuna tekrar bastıktan sonra input 04 uyarılı olduğu için kapalı. Input 04 uyarılı olduğu için o kontak kapalı ve tekrar bu sefer enerji bu yolda devam ettirecek mi? Hayır. Merhaba hocam. Dur şimdi ona geleceğim. Hocam bir de şu LS3 var ya hocam. He. Mesela birinci network'te LS2'nin olayı kapalısı. Daha LS3'e gelmedik. Ama sonuçta bir daha ileri bastı. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz ona. Şimdi geleceğiz. Şimdi peki sınavlarından parça kurtuldu mu? Kurtuldu, açıldı. Veya butonundan elimi çektim. Açıldı mı sistem? Açıldı. O zaman burayı tekrar benim Q0.0'la mühürlemem lazım. Tamam mı? Peki tekrar çalışmaya başladı mı? İleri yönde çalıştı. Artık nereye gittiğinde bunun durması lazım? Son noktaya gittiğinde 3'e gidiyor. Evet. Durması lazım. Bunun adı ne? LS3. LS3 05. Input 0.5. Artık ne olursa olsun son noktaya geldiğinde bunun durması lazım. Şey bu. İlk aklıma benimle gelen bu. Tamam mı? Düşünmeden. Böyle bodoslama da aldığımızda aklımıza gelen ilk çözüm bu. Ama bu devre çalışmadı. Tamam mı? Peki burada biz hatayı nerede yaptık? LS2'de yaptık. Şimdi ilk çalışmada bakın şimdi ne oldu? İlk çalışmada şuradan çizelim. Input 01'e bastık. LS3 kapalı. Tamam mı? LS1. LS4'ün kapalı üzerinden çalıştık. İlk ortaya gelene kadar çalışmayı bu şekilde yaptı. Doğru mu? Input 01 açıldı. Input 03 LS1 açıldı. Ama mühürleme üstünden devreyi çalışmasını sürdürdü. Kim çalışıyor şu anda? Q01. Q01 dediğiniz şey ne? Şu değil mi? He? Peki Q01 şey düzeltiyor. Q00 aynı zamanda bu kontağı kapadı mı? Şu yoldan da enerji akışı var mı? Evet. O yoldan da bir enerji akışı var. Orası açsa bir yoldan gelecek. Şimdi ne oldu? Olan şu. Olan şu. Bu çalışma kimde duracaktı? I04. Orta sınavlarında duracaktı. Açtı mı? Evet. Açtı. Kimi kesti bu? Sadece üstteki enerji akışını kesti. Aşağıdan pembe çizeyim. Enerji akışı kesildi mi? Kesilmedi. Bu sefer ortadaki konumdaki sınav anahtarı enerji akışını kesse de aşağıdaki taburaya kadar enerji sağlayan mühürleme üzerinden Q00 çalıştı. Ne oldu? Orta konumda durmadı bu. Bir geriden mi? Start'a bastığınızda orta konumdan gözünüzün önünde geçti gitti. Durmadı. Ve en son LS3'ün olduğu bu taraf başa geldi. Ama biz ne istiyorduk? Bunun orta konumda durmasını. Orta konumda durmasını engelleyen bu. Şimdi burada aklınıza şöyle şeyler gelebilir. Hocam işte bunun açığını bunun kapalısının önüne koyalım. Bunun kapalısını ekstra başka bir şekilde mühürleyelim falan. Şimdi çocuklar bir projeyi önünüze açtığınızda mümkün olduğunca sağdan aldığınız verilerle az iş yapmaya çalışın. Tamam mı? Bunun açığının öbürünün kapalısına, kapalısının önünü bir daha mühürledik. Buna benzer şeyler yapmayın. Yaptığınız projenin sade olması lazım. Niye? Şimdi
arıza ekimle gitmiştik biz makineye, mentale sizle, tamam mı? Orada adam mesela bir devre yapmış. Biz yaklaşık 10 yıl sonra o panoya müdahale ettik. Yazılıma giremedik ama yazılıma girdiğimizde de yazılım benim önüme sahip olarak gelmesi gerekir ki başka biri de 10 yıl sonra o projeyi açtığında bir şeyler anlayıp bir şeyler ilave edip veya çıkarabilsin, düzeltmeler yapabilsin. Eğer onun önüne, onun önüne kontak hareketleriyle, kontak oyunlarıyla biz bir projeyi yapmaya çalışırsak, bizden sonra o projeyi açan adam, onu da geçtim. 10 yıl sonra ben gitsem onu unutmuş olacağım. Tamam mı? Unutmuş olduğum için ciddi manada sahada sıkıntı çekeceğiz. O nedenle projelerin hepsi sahada olması lazım. Şimdi bu devre çalışmıyor. Ortak olumda durmuyor. Ortak olumda durduracağız bunu ama parçalı bir çözüm yapacağız. Tamam mı? Doğru çözüm yapalım şimdi de. Burada iki durum var. İki ayrı başlangıç var. Başlangıçlardan bir tanesi LS1. Parça LS1'deyken. Başlangıçlardan diğeri LS2. Parça LS2'deyken. İkisinde de ileri butonuna bastığımızda motor ileri yönde harekete başlıyor. İlki için düşünelim. Neydi benim start butonum, input, ileri butonum, input 0.1. Input 0.1'e bastığımda, bu kontakların açık mı kapalı mı mevzunu tekrar anlatmayacağım. LS2'ye bas, LS1'e basmışsa düzeltiyorum, LS1 neydi? Input 0.3. Motoru direkt çıkış üstünden çalıştırmayacağım. Yardımcı röleler kullanacağım. Niye yardımcı röleler kullanıyorum? İki ayrı aynı şartı sağlayan, aynı yönde çalışmayı sağlayan çalışmam olacak. Bunu memory bit 0.0 çalıştırmada kullanayım. Input 0.3'ü neden açık? Input 0.3 çünkü LS1 sınavları. LS1 sınavları şu anda uyarılı, uyarılı olduğu için bu kapalı. Input 0.1'e bastığımız zaman da onun kapalı üzerinden merkez 0.0 çalıştı. Az önceki mantıkla Merkel 0.0 ya da memory 0.0 ile resetledik. Bu ileri yönde çalışma şartı başlangıç için 1. Tamam mı? Bu nereye çarpıp duracak? Ortadaki sınır anahtarına çarpıp duracak. Ortadaki sınır anahtarı LS2. LS2'nin de input 0.4. Tamam mı? Input 0.4'e çarptı. Mühürleme, enerji kesildi, mühürleme de bozuldu. Bu memory bit 0.0 motoru nasıl çalıştıracak? Oo. Bu siyah kötü yapıyor. M 0.0 gelsin, Q 0.0 ileriyi çalıştırsın. İkinci çalışma şartım da ileri yönde. İleri yönde ikinci çalışma şartım sınır anahtarı LS2'nin üzerindeyken. Şeye basacağım mı? Tekrar adını siz getirin. Start'a evet basacağım. Start'ım neydi bunun için? İleri input 0.1. Bu sefer input 0.1'e bastığımda parça neredeyken? Parça LS2'nin üzerindeyken. Yani input 0.4'teyken. Tamam mı? Unutanlar için şurayı tekrarlayalım. İleri butonu LS1, LS2. İleri bu ne? LS2. Gelsin bu sefer de neyi çalıştırsın? Memory bit 0.1'e. Peki ileri butonundan elimi çektiğimde sistem duracak, açılacak. Input 0.4 yani LS2'ye bastığı için burası kapalı. Parça buradan kurtulduğunda yine açılacak. O zaman aynı mantıkla mühürlemeyi tekrar buraya bu sefer memory bit 0.1 ile yapacağız. Tamam mı? İkisi de ileri çalıştırmayı yaptı. Şimdi olay şu. Nerede duracak bu? LS3 sınavlarına çarptığında LS3 sınavlarım benim ne? Bakıyorum input 0.5. Input 0.5. LS3 sınır anahtarımın normalde kapalısını koydum.
çarptı, çarpınca kontak açıldı, açılınca enerjiyi kesti ve büyülemeyi bozdu. Şimdi, gerek çalışma şartı 1, başlangıç. Bura neydi? Başlangıç çalışma şartı. Bu network. Gerekse de ortadaki çalışma şartını iki ayrı network'te iki ayrı koşul olarak koyduk. Ve ikisinin de çalışma şartlarını buraya ilgili memory bitleriyle koyduk. Şimdi az önceki hata burada olur mu olmaz mı? Olmaz. He? Olmaz. Bakalım. Sıkıntı neydi? Ortada durmamasıydı değil mi? Bakıyoruz. Input 0 nokta 1'e bastım mı? Bastım. Kapalı çalıştı. Memory bit çalıştı. Mühürledi. Çalıştı. LC2'ye çarptı. Durdu. Şimdi o ara burada bir çalışan parça var mı? Ona bakıyorum. Burada çalışan bir tek parça var. LC2. Demin sıkıntı neydi? LC2'yi görmesiydi. Yani LC2'yi görmeden mühürlemeden geçmesiydi. Şimdi çarptığında bunu duracak mı? Kapıyı düzeltiyorum. Kapayacak mı? Kapayacak. Kapayacak ama ileri butonuna elimi çektim. İleri butonu açık değil. Kapalı değil. Açık. İleri butonuna elimi çektiğim için bu satırda sadece input 04'ün kendini kapaması satırı çalıştırmıyor. Bir anlam ifade etmiyor. Tamam mı? O nedenle parça orta konuma illa şuradaki sanatları açtığı için takılacak. Aynı mantıkla geri yönde çalışmasını da yapabiliriz. Bunu ben mi yapayım, siz yapar mısınız? Devam edeyim mi? Devam edelim. Geri yönde çalışmaya. Şimdi geri yönde çalışmada da şuraya alacak mı burada kamera? Daha kestirmeden çizelim. Net butonuna basacağım. Geri butonuna bastığımda LS3'ün tek kullandığımı düşün, tek de resim veriyoruz ya biz. İlla input input dememize I00, Q00 tek kullandığımı düşün. LS3'e basılıysa ki kapalı. Bura kapamış olacak. Memory 0.2'yi çalıştırsın. Elimi çekmiş olabilirim ya da sınav tarafından kurtulacak. Gelsin M0.2 mühürlesin. M0.2 mühürlesin ama sistem gelsin. LS2'ye çarptığında dursun. Doğru mu? Peki başka bir şart. Yine geriye basmışsa ve ortaya mı gelmişse? Evet. LS2'ye gelmişse, çarpıp bunu kapamışsa bu sefer M0.3 çalışsın. Tamam mı? Peki geriden elimi çekersem ya da sınır hatlarından kurtulursa ne yapalım? Burayı mühürleyelim. Neyle mühürleyelim? M0.3 ile ve başlangıca gelmişse, yani LS1'e çarpmışsa çarpsın ve açılsın. Peki bu çalışma şartları ne yapsın? M0.2, Q0.1 geriyi çalıştırsın ya da ikinci ortada çalışma şart M0.3'ü yine getirsin, geriyi çalıştırsın. Şimdi her zaman koyduğumuz bir kontak vardı. Bu kontak neydi? İleriyle geriye yıldızlı üçgenin önüne birbirlerinin yasaklama kontaklarını ne yapıyorduk? Koyuyorduk. Buna Q0.1'i, buna Q0.0'ı koyarak aynı anda çalışmasını engelliyorduk. Onunla ilgili teknik detaya daha sonra gireceğim ama şunu söyleyeyim. Bunlar buraya konur. Niye? İşte burada kontak hatası yaparsam diye. Yani yanlış bir kontak koyduğumda ikisi aynı anda girmesin diye. Ama bu kontakların buraya konmasının tek başına bir kurtarıcılığı yoktur veya tek başına bir güvenliği yoktur. Ne demek istiyorum? PLC'den ben bazı çıkışları forceleyebilirim, zorlayabilirim çıkışa. Ne yapabilirim? Getiririm, unuturum, Q0.1'i forcelerim. Çıkışı çalıştır derim PLC üstünden. Ondan sonra unuturum, gelirim Q00'a ileriye de derim ki bir yerde bunu da force ederim. Yazılımsal olarak ikisini forceleyebilirim ben. Yani ikisini bir olmaya zorlayabilirim. Şimdi ikisini bir olmaya zorladığımda yazılımsal olarak yazılımın bana verdiği bir force table var. Oradan yaptığımda bunlar artık bir anlam ifade etmez. Ben bunların direkt neyine müdahale ettim? Hafıza alanlarındaki değerlerine. Bunların hafıza alanındaki değerleri
Sıfırken ben bunların ikisini de bir olmaya zorladım. İkisi de çalıştı mı? Bir olmaya zorladım. İkisi de çalıştı. Peki dışarıda ileri geride iki fazı çakıştırdın mı? Çakıştırdım. Bu böyle yapılmaz genellikle. Yani bu böyle yapılır da böyle bırakılmaz genellikle. Bunun dışarıdaki PLC bağlantılarını önümüzdeki haftalarda oraya masaları kurduğumuzda tek tek göstereceğim. Dışarıda kontaktörler üzerinde bunlar birbirlerinin kapalısı üzerinden geçirilir. Ne yapılır? Bu diyelim ileri, bu diyelim geri. Alacak mı burayı? Alıyor. Bu geri, bu A1'i, A2'si, A1'i, A2'si, A2'leri nötre götürdüm. Buraya dışarıda da fiziksel olarak buna gerinin, buna da ilerinin dışarıda fiziksel olarak da kontaklı konu. Bu ekstra bir bilgi, bunun detayına ineceğiz. Şimdi birbirlerinin önüne yasaklama kontağını koyduk mu koyduk. Ben devreye bir tane de şey koymuştum, acil stop koymuştum. Acil stop kimi durdursun? İkisini birden durdursun. Peki acil stopları şuraların önüne mi koyacağım, memory bitlerin önüne mi koyacağım? Memory bitlerin önüne koyacağız. Şimdi normalde çocuklar, acil stop kontağını açar. Kontağını açtıktan sonra eski konumuna getirmeniz için sizin ne yapmanız lazım? Elle düz müdahale etmeniz lazım, çevirmeniz lazım. Niye? Bastık mı açık kalsın diye. Esprisi olur. Şimdi bunların önüne koyduğumda bastım mı açılacak, çıkışları durduracak. Ama bunların memory bitlerden haberi olmayacak. Tamam mı? Daha süreç tamamlanmadan biri gelip butonları eski haline getirirse tekrar aynı çalışmayı yapar. O nedenle bunlara direkt koymak yerine neydi? Input 0.0, input 0.0 acil stopları memory bitleri önüne koymaktan fayda var. Zaten input 0.0'ları orada açma yaptırdığımdan merkezler üstünden çıkışları durduracağım. Soru soru.